Yasa vicdan üzerine, akıl üzerine kurulu. Einstein'ın düşüncelerini, yani zeka gerektiği yerde düşüncelerini değiştirmekle, değişimle alakalıdır. İşte onlara işte ne olursa olsun ben bunlara sarılım demekle alakalı değil demesi, Allah'ın izniyle insanı insan yapan esasında değişimin kendisidir. Akıl da eğer ki daha iyisine doğru esnemiyorsa, gelişmiyorsa o akıl tıkanmıştır demek. Bu yüzden de ben bugün böyleyim. Yarın benim ailemin insanların ayrına olacak bir yerde de olsa ben değişemem. Rabbim kitap ondan olduğu aşikar. Ben buna iman ediyorum. Ne olursa olsun böyle de olsa ben bunu kabul edemem diyen biri kendisi zaten kendi insanlığına, aklına ihanet üzere demektir ve onun daha iyisini bulması diye hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü zaten o yani daha iyisine giden yolları tıkamıştır. Kanallar tıkamıştır. Yani sen bir yerde bir kanal var, su akacak. O suyunu al, gidiyorsun o hortumları, kanalı tıkıyorsun. Ondan sonra da işte ben tertemiz su içeceğim ileriki zamanlarda. Nasıl içeceksin? Sen tıkadın yani kanala. Yani senin için bugün Rabbin uygun gördüğü bir şey sana ve senin doğrudan vicdanen, aklen, hayatında, ailen, yani sana bir mütevazelik gerektirecek, fedakarlık gerektirecek imtihan konusu. Benim Allah Allah'tır deyip kendi şeyini aşarsan, sınırları aşarsan, haşa, o zaman gerçekten senin için acılar, hayatında acılar, karanlık kaçınılmazdır. Dolar yani. Ve ebedi olarak kaybedenlerden olman da kaçınılmazdır. Ta ki Rabbine alçak gönüllülükle dönüp teslim olana kadar. Zaten kurtuluş alçak gönüllüleredir. Rab onları müjdele demesi işte bundandır. Rabbin yasası benim için kurtuluştur. Bunun haricinde bir şeyi de ben kabul etmiyorum. Yani bazı şeyleri bilmemekten kaynaklı bugün doğru olduğunu sandığın şeyler yarın olmadığını göreceksin. Ama ben zaten biliyorum. Budur. Ben şu kadar yaşıma geldim. 20 yaşıma geldim. 30 yaşıma. Şu kadar şey öğrendim. O zaman niye yeni şeyler öğrendin? O daha çocukluktan her şeyi bilmiş olarak gelmiş olman gerekirdi. Hiçbir şeyi kabul etmemen gerekirdi yeni bir şey. Yani senin için öğrenme tıkandıysa, gelişim, değişim tıkandıysa sen zaten insanlığın bitmiş demektir. Yani insanlığına ihanet üzeresin demektir. Ama Allah doğruları bilir ve onları daima fırsatlar vermeye devam eder. Bu yüzden de bilmedin işte ben seninle yani doğruyla eğer senin amacın daha iyisi ise daha iyi bulamaz başka bir yerde. Mesih Rabbin adıyla en iyisini, en doğrusunu söyler. Sen doğrusunu tattıktan sonra da daha aşağısı, daha erisi senin için acıdan başka bir şey olmaz. İşte ben olmuyorsa olmasın. Öyle bir şey de yok yani. Bu hayatta ihtiyaçlar, istekler, arzular bunlar var. Ve hayat zaten başlı başına Rabbin insanı belli başlı birbirine yardımcı olsunlar birbirine. Tamamlasınlar diyor. Yani eğer ki akıl, vicdan ve göklerin ve yerin hakimi Allah'ın gerçekten Allah'tan olduğu aşikar olan yasanın dışında bir şey sana söyleniyorsa onunla de ki